Kütahya'ya derman olmak için İyi Parti il başkan adayı oldu. İyi Parti Kütahya il başkanlığı görevi yapan Nurhan Sunel yaptığı açıklamada, Kütahya'ya derman olmak için tekrar İyi Parti il başkan adayı olduğunu açıkladı. İyi Parti Kütahya il başkan adayı Nurhan Sunel parti delegelerine ve Kütahya halkına seslenerek neden tekrar il başkan adayı olduğunu açıkladı. Nurhan Sunel, "İyi olmak demek adaletli olmak demektir. İyi olmak demek kararlı olmak, umutlu olmak, cesur olmak demektir. İyi olmak demek gelecek güzel günleri hazırlamak için varını yoğunu ortaya koymak demektir. İyi Parti'de parti içi demokrasiyi en iyi şekilde işletmek istiyoruz. Kimsenin iradesine ipotek koymadan sadece parti odaklı çalışacağız. Fotoğraf siyasetini bir kenara bırakıp icraat siyasetine döneceğim. Hedef göstererek, kendimize anlatarak, sahada performans göstererek bu icraat siyasetini de inşallah tüm partilerimize göstermek istiyoruz. Benim çevremde birkaç kişiyi alayım, yönetici yapayım gibi bir derdim yok. Ortak akıl ve istişare kültürünü çok önemsiyorum. Bu ikisi gerçekten çok önemli. Şunu hiçbir zaman unutmamak gerek. Akıl akıldan üstündür. Benim asıl hedefim bu partiyi büyütebilmek. Partimdeki mücadelem iktidar olana dek ve Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendiyi Cumhurbaşkanı yapana kadar devam edecek. Biz kesinlikle küçük olsun, benim olsun demiyoruz. Büyük olsun, hepimizin olsun diyoruz. 21 Haziran'da yapılacak Kütahya İyi Parti Kongresi'nde ben de varım diyorum. Yaptıklarım, yapacaklarımız garantisidir. Ne mutlu Türk'üm diyene dedi. Nurhan Sunel ayrıca şunları söyledi. Kütahya'ya derman olmak için, dertlerini en öne çıkarıp, dertlerini çözmek için Kütahya'da İyi Parti İl Başkanlığı'na adayım. Bu kongre süreci içerisinde gayet demokratik, hak ve adalete uygun kongre sürecimize devam ediyoruz ve ben bu kongre sürecinde Kütahya İl Başkanı'na adaylığımı açıklıyorum. Bu adaylığımı açıklarken geçmişte il başkanı iken 24 Haziran'da yaptıklarım benim yapacaklarımın garantisidir. Bizde hiçbir zaman insan ayrımı olmadı. Birlik beraberliği öne çıkaran, insanlara saygı çerçevesinde, sevgi çerçevesinde her türlü hizmete eden bir kardeşiniz olarak İl Parti Kütahya İyi Parti İl Başkanlığı'na adayım. İl Başkanı olunca ne yapacaksınız dediğinizde, Kütahya'mız biliyorsunuz mahpus tarihini yenememiş, çevresindeki illerin o kadar gelişmesine rağmen Kütahya olduğu yeri sayan tüm kamu kuruluşları satılmış ve insanları asgari ücrete mahkum edilmiş bir şehirdir. Bizim Kütahya olarak devletten, hükümetten dünya kadar alacağımız vardı sattıklarımızın karşısında. Bunun hiçbirini alamadık. Örneğin jandarma olayı vardı. Onun yanına yerine polis okulu açılacaktı. Jandarma olayı gitti. Hiçbir şey olmadı. Kütahya Spor'un statı vardı. Güzelim statı yıktık. Yerine prefabrik bir stat yaptık. Geçiniz hastane inşaatı. Orada muamma oldu. Bu sene biraz hızlandı inşaat. Ama kaç dönemdir her seçimde Kütahya'daki hastanenin bir an önce yapılacağı söylenmesine rağmen büyük bir ihtimal herhalde ileride yine seçim var. Bu sefer inşaat biraz daha hızlandı. Ben arkadaşlarımla beraber şunu önümüze alıp hesap edip şunu yapmaya karar verdik. Kütahya'da, Kütahya bir sanat şehri, Kütahya bir tarım şehri, Kütahya bir işçilerin yaşadığı bir şehir. Nasıl ki bizim genel merkezimiz tarımla ilgili, ekonomiyle ilgili komisyonlar kurup devamlı çalıştığına göre biz de Kütahya'nın sorunlarını genel merkezimizde sağlıklı bir şekilde işleterek bu sorunları genel merkez bazında dile getirip Kütahya'ya biraz bir şeyler kazandırmak. Biz bunun için ne yapacağız il başkanlığımızda? Tüm ilçelerimiz dahil. Biz ekip olarak kendi il başkanlığımız bünyesinde tarımla ilgili, ekonomiyle ilgili, sivil toplumlarıyla ilgili gerekli komisyon çalışmalarını biz de yapacağız. Biz de Kütahya olarak kendi içimizde ciddi bir vaziyette çalışma yapacağız. Bu çalışmaların sonucunu rapor haline getirip Ankara'da genel merkezimizin o komisyonuna direkt sunacağız ve Kütahya için yapılması gerekenleri Ankara'da dillendirmesini sağlayacağız. İnşallah, çünkü meclis açıldığından bu yana İyi Parti'nin vermiş olduğu önergeler reddedilmesine rağmen ama yapılmaması için mücadele ettiği ülke yararına olan şeyler yapılmadı. Ve bunda biz başarılı olduk. Kütahya için de bunu başarılı olacağını biz düşünüyoruz. Neden düşünüyoruz? Bizim Eskişehir'den ne farkımız var? Mesela Afyon'dan ne farkımız var? Uşak'tan ne farkımız var? Geçen sosyal medyada görmüşsünüzdür. Uşak
Yeni bir harita çizmiş kendisi orada sosyal medyada. İçerisini Gediz'e almış, diğer ilçelerimizi almış, Dumlupınar'ı almış. Artık var olan şeylerimize sahiplenmeye başladı. Biz uyudukça, biz ses çıkartmadıkça, biz buradayız demedikçe Kütahya olarak, çevremizdeki iller geliştikçe daha güçlü hissediyorlar kendilerini ve bize baskı altına almaya çalışıyorlar. Biz şunu yapacağız. Kütahya vardır. Kütahya'ya sahip çıkan milliyetçi insanlar vardır. Biz bu milliyetçi insanlarla beraber Kütahya'da yapabildiğimiz her türlü çalışmayı yapacağız. Ben il başkanı adayı oldum. Kimse sanmasın ki Nurhan Sınar il başkanı adayı oldu. Yanındaki 3-5 tane adamı koltuğa oturtturacak. Bazılarına bazı şeyler vaat edecek. Kesinlikle böyle bir şey yok. Herkese söylüyorum. Tüm delege arkadaşlarımı da söylüyorum. Hiç kimseye hiçbir vaat vermeden, hiç kimseye makam koltuk şuraya koyacağız, buraya koyacağız demeden. Sadece arkadaşlarımız şunu dedik. Eğer Kütahya için varsanız, ülkemiz için varsanız, elinizi taşın altına değil, gövdenizi taşın altına koyacaksanız, Kütahya İl Teşkilatı'nda beraber çalışmayı kendilerine teklif ettim. Ve ekibimle beraber ilçeler bazında çok güzel bir çalışma içerisindeyiz. Tabii ki bu çalışmalarımız ileride inşallah il başkanlığı koltuğumuza oturduğumuz zaman biz hiçbir zaman seçim beklemeyeceğiz. Kütahya'daki halkımızdan birebir olacağız. Biz Kütahya'da tutmadık el. Sıkmadık el. Konuşmadığımız bir tane insan bırakmayacağız. Herkesin derdini dinleyeceğiz. Herkesin derdini bir şekilde derman olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ben Kütahya'daki İyi Partili arkadaşlarımdan, İyi Partili halkımdan hepsinden destek bekliyorum. İnanın benim 24 Haziran'da çalıştığım o kadar güç çalışmaydı ki bizim sokağa çıkmamız dahi laf edilirken insanlar bize terörist gözünden bakarken biz aynen şunu dedik. Bizim buradaki diğer partiler gibi Kütahya'da hava solumaya, Kütahya yollarında yürümeye ve bizim Kütahya'nın dertlerini anlatmaya hakkımız olduğunu savunduk ve bugüne geldik. 2,5 senelik parti. Bakın 2,5 senelik parti ilk kurulduğundan itibaren ilk seçimde şunu yaptı. 5 milyon oy aldı. Meclisteki AK Parti'nin çoğunluğun elinden gitmesini sağladı. Ondan sonra 31 Mart'taki seçimlerde 25 seneden beri elinde olan büyükşehir belediyelerin el değiştirmesine sebep oldu. İyi Parti bize şunu gösterdi. Bu AK Parti'nin de seçimlerde yenilebileceğine, doğru dürüst, mertçe bir seçim yapıldığı an her türlü şeyi halkımızın her türlü düşünceyi önüne koyarak oy kullanabileceğini gösterdi. Ve biz bundan dolayı şu anda başımız dik, göğsümüz kabarık bir vaziyette Kütahya'nın sokaklarında İyi Parti'yi anlatıyoruz. Onların dertlerini dinliyoruz ve bunları yapılması gereken, iletilmesi gereken yerlerde iletmeye çalışıyoruz. Bu sebepten dolayı ben Kütahya'daki tüm İyi Partili arkadaşlarımın bana destek vermelerini rica ediyorum ve kendilerine saygılar sunuyorum.